Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. 8. sınıflar artık sosyal bilgiler dersiniz bitti. Hepiniz mükemmel bir liseyle oldunuz. Peki, lisede sosyal bilgiler dersi hangi branşlara ayrıldı? Tarih dersine, coğrafya dersi gibi konulara artık ayrıldık. Peki, 9. sınıf tarihte neler var? Hadi gelin birlikte onlara bir bakalım. İlk olarak arkadaşlar tarih dersiyle ilgili bilmem gereken noktalardan bir tanesi şu. Tarihte toplam 6 üniteden sorumlu olacağız. İlk dönem 3 ünite, ikinci dönem ise yine 3 ünite şeklinde olacak. Peki ünite içerisinde neler var ve bu sene bizi hangi konular beklemekte? Hadi gelin bunlara bakalım. Şimdi gelelim birinci ünitemize. Tarih ve zaman. İnsanın hafızası tarih. Neden tarih? ve zamanın taksimi. Yani Türklerin kullandığı takvimlerden bahsedeceğiz. Yine çizergemize bakacağız. Yüzyıl hesaplamalarını inceleyeceğiz birlikte. Aslında birinci ünite sizin tarihe giriş noktanız olacak. Ve geçmişe dönük insanlığın ilk dönemini göreceğiz ikinci üniteye gelmekle birlikte. İnsanlığın ilk izleri yani ilk insanlığın ilk yerleşim yerlerini ve sonrasında bu yerleşim yerleriyle birlikte yazının gelişimini bulacağız. Yani Sümerler yazıyı icat edecek. Yazının icat edilmesiyle birlikte İlk çağda başta medeniyet havzaları oluşmaya başlayacak ve insan yaşam tarzından dolayı göçmeye başlayacak insan ve göç noktasına değineceğiz. Sonrasında artık kabile şeklinde yaşayan topluluklar devletleşmeye başlayacak. Biz buna kabileden devlete diye adlandıracağız. Ve en son olarak devletin olmazsa olmaz unsurları kanunlarıdır ve dünya tarihinin ilk kanunları doğmaya başlayacak. Ve ikinci ünitemizi bu şekilde tamamlayacağız. Peki üçüncü ünitemizde ne göreceğiz? Orta çağda dünyada neler var? İlk olarak Orta Çağ'da siyasi yapıları ve sonrasında tarımdan ticarete ekonominin nasıl geliştiğini, Orta Çağ'da ordunun nasıl bir yapıya sahip olduğunu ve yine devletlerin kendi aralarında kanunları daha da çok geliştirdiğini birlikte inceleyeceğiz. Dördüncünü temize geçtiğimizde ise ilk ve orta çağlarda Türk dünyasını yani ata topraklarına doğru gideceğiz. Orta Asya bölgesine gideceğiz ve Orta Asya bölgesinde atalarınızın izlerini görmeye başlayacağız ve Avrasya'da ilk Türk izlerini inceleyeceğiz. Akabine boylardan devlete konusunu ele alacağız ve Türklerde coğrafya ile oluşan yaşam tarzı yani nasıl bir yaşam tarzına sahipler yerleşikler mi göçebeler mi bunları ele alacağız. Ve sonrasında Türkler bir şey tetikleyecekler kavimler göçünü ve ilk Türk devletleri ve komşularıyla olan ilişkilerini birlikte ele alacağız. Sonrasında ise Türkler öncesinde İslam'a geçeceğiz. Yani İslam medeniyetinin doğuşu. İslam medeniyeti doğmadan önce o dönemde dünya nasıldı? Arap coğrafyası nasıldı? Önce bundan bahsedeceğiz. Sonrasında ise Peygamber Efendimizin İslamiyeti yaymasını, Peygamber Efendimiz ve dört halife sonrasında ortaya çıkan Emevileri, Emevilerin sonrasında hoşgörüyle yaklaşan Abbasileri ve Abbasiler sayesinde İslamiyet kabul eden Türkleri inceleyeceğiz. Ve İslam medeniyetindeki en önemli noktalardan bir tanesi önemli İslam bilginlerinin bilim medeniyetine katkılarını ele alacağız. Yani 5. ünitemizde İslam medeniyetinin doğuşuyla sonlandırıyoruz. Gelelim son ünitemize. Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletlerini göreceğiz 6. ünitemizde. Türk İslam tarihinde siyasi gelişmeleri yani kimlere bakacağız? Karahanlılar, Gazneliler gibi unsurları inceleyeceğiz. Türklerin İslamiyeti kabulünü ve İslam'ın Türk devlet ve toplum yapısına etkisini ve Oğuzların İslamiyetini kabulünden sonra Büyük Selçuklu Devleti'ni ve bu Büyük Selçuklu Devleti'ndeki yönetim ve toplum yapısını Birlikte inceleyeceğiz ve artık 9. sınıfı tamamlamış olacaksınız. 9'dan sonra artık sizi yine Tonguç 10. sınıfta beklemiş bir şekilde olacak değerli arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, tarih öğrenmenin insana faydaları neler? Ortak hafızanın oluşması ile birlikte toplumsallaşmadaki rol üzerinde durmakta. Bulunduğun toplumun ve ülke içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için geçmişimizi bildirir. Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçeği bir akılcı planlama yapabilmek için geçmişte meydana gelenlerin farkındalığına dayanan bir tarih bilincine sahip olma gerektiğini vurgulamakta tarih. Tarih olayların bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasını, tarih gerçeklerin yorumlanmasına etkilerini örnek olay ve metinler üzerinden ele almaktadır tarih. Peki değerli arkadaşlar, tarih dediğimizde biz de tabii ki boş mu? Hayır. Senin için bir kitap hazırladık. 9. sınıf 0'dan 9'a tarih konu anlatım soru bankası. Öyle bir güzel hazırladık ki arkadaşlar içindekilerde bütün konularla ilgili müfredata uygun bir şekilde hazırlandı. Aynı zamanda değerli arkadaşlar senin için karikatürler de koyduk. Daha bilinçli olabilmesi için, daha eğlenceli olabilmesi için soruları yerleştirdik yetmedi. Kare kodumuzda arkadaşlar yapamadıklarını Tonguç Erdaim senin yanında olacak. Peki ben bunları nereden alacağım? bu güzel kitabı sana en yakın Tonguç Kırtasiyeden al. Buraya linkini de bırakacağız altına. Nerelerden alabileceğini, hangi noktalardan Tonguç sana yardım edeceğini de buradan öğrenebilirsin değerli arkadaşlarım. Şimdi senin için çok güzel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. İyi çalışmalar.